Evet, Fenerbahçe tüzük tadil olan tüzük tadil kongresi bugün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 8533 kongre üyesi katılım gösterdi. Bu büyük bir rekor ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Can Gebetaş da bugünkü tüzük tadil kongresini değerlendireceğiz. Evet Uğur Bey, yoğun bir katılım vardı. Kongre üyeleri çok yoğun bir ilgi gösterdi. Neler söylemek istersiniz? Rekor sayılabilecek bir rakama ulaştı bugün gelen kongre üyelerimiz. Çünkü bugün Fenerbahçe tarihinin altın harflerle yazılan bir sayfası kaydedildi. Bu toplantıda bulunma onurunu yaşadığım için ve çocuklarıma bu tarihi toplantıda büyük önderimiz Atatürk'ün adının mabedimiz stadyumumuza verilmesi konusunda yönetim kurulumuzun gereken yetkiyi almasını sağlamaya katkı yaptığım için fevkalade mutluyum. Yani benim de hayatımın en mutlu ve en heyecanlı günlerinden biriydi bu. Hatta metni 7-8 kez daha önce okumuş olmama rağmen heyecandan ellerim ve sesim titredi. Kendimi zor tuttum. Neredeyse gözlerinden yaşlar boşalacaktı. Evet, Fenerbahçe Kuvayi Milliye'den itibaren daima büyük önderin izinde olmuştur. Önemli olan Atatürk'ün hangi kulübü desteklediği değildir. Hangi kulübün Atatürk'ün izinden gittiğidir. Fenerbahçe daima tarihi boyunca büyük önderimiz Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ilerlemiştir ve bundan böyle de ilerleyecektir. Ve Fenerbahçe adı da Atatürk adı da stadyumumuzda ilelebet yaşayacaktır. Evet, Can Bey, siz neler söylemek istersiniz? Evet, bizim için tarihi ve tarihi olduğu kadar da gurur verici bir gün. Sayın Başkanımız aslında bütün camianın duygularını o kadar güzel ifade etti ki şu an Fenerbahçe camiasının taraftarından kongre üyelerine, yüksek divan kurulu üyelerine, yöneticilerine kadar hepsinin duygusu Sayın Başkanımızın tarif ettiği şekilde. Hiçbirimizin diğerinden farkı yok. Sayın Başkan'dan sonra bu anlamda duyguları ifade etme konuşması yapmak da çok çok zor. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten bugün iki önemli başlıkta Fenerbahçe Spor Kulübü tarihi bir kongre düzenlemiş oldu. Bunlardan ilki biliyorsunuz Tüzük Tadil Kongresi'ydi. Çok uzun uğraşlar sonucunda 4 yıllık bir çalışmanın, çabanın sonucu olarak bugün Fenerbahçe'mizin geleceğini şekillendirdik. Ama burada çok çok daha önemli olan bir noktaya parantez açmak istiyorum. Bu Tüzük Tadil Kongresi, özellikle tüzük tadil maddelerinin oylanma süreciyle hazırlanma süreci son derece büyük bir demokrasi şölenine döndü. Bunun altını özellikle vurgulamak isterim. Bence bizim yaptığımız bu tüzük tadil çalışması bugün itibariyle Türkiye'deki birçok kuruma da örnek olacak nitelikte bir çalışma oldu. Niye diye soracak olursanız, çalışmaların başladığı günden itibaren kongre üyelerinden fikirler toplandı, derneklerle toplantılar yapıldı. Bu çalışmaya özel olarak bir e-mail adresi açılarak 111 tane fikrin buraya gelmesi sağlandı. Dolayısıyla bunların hepsini konsolide ettiğinizde tam demokratik şekliyle şeffaf, güzel bir tüzük tadil kongresi oldu. Ama tabii ki bunu da taçlandıran konu da özellikle son maddedeki yönetim kurulumuza stadyumumuzun isim değişikliği yetkisinin verilmesi anı oldu. Bununla ilgili olarak Sayın Başkan'ın konuşmaları da hem gururumuzu, göğsümüzü iki kat arttırdı. Hem de bizi bambaşka dünyalara, bambaşka boyutlara taşıdı. Bizim için tarihi bir gün. Torunlarımıza anlattığımızda işte biz o gün oradaydık, el kaldırdık, oy verdik ve bu önemli değişimin bir parçası olduk diyebilmek çok çok büyük mutluluk verici bir şey. Tarifi imkansız diyebilirim. Ve isim değişikliği ayakta, tüm kongre üyelerinin ayakta onay vermesiyle gerçekleşti. Hem tüzük oy birliğiyle kabul edildi, hem de stadyumumuzun Atatürk adını taşıması için yönetim kurulumuzun yetkilendirilmesiyle ilgili onay ayakta verildi. Herkes ayağa kalktı, elini kaldırdı ve böylece bu tarihi anı Fenerbahçe'nin şanlı tarihine bir kez daha kaydetmiş olduk. Ben bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sayın Başkanımız da ifade etti konuşmasında. Şükrü Saracoğlu adı bizim tesislerimizde bir başka alanda mutlaka yaşayacaktır. Kesinlikle. Ve yaşamaya devam edecektir. Onun adı da Fenerbahçe ile birlikte ilelebet var olacaktır. Çünkü Şükrü Saracoğlu eğer yaşıyor olsaydı
Atatürk'ü o kadar severdi ki Fenerbahçe Stadyumuna bir isim verelim. Bu isim ne olsun diye sorulduğunda mutlaka Atatürk derdi. Tartışmış. Büyük Önder Atatürk de kendisine sorulmuş olsa Fenerbahçe Stadyumuna bir isim vereceğiz, kimin ismini verelim diye, o da mutlaka Şükrü Saracoğlu derdi. Çünkü Büyük Önder Atatürk'ün yanında daima bir Kuvayi Milliyeci nefer olarak yol yürümüş, dürüstlüğüyle, fedakarlığıyla, yurtseverliğiyle ve efsanevi Fenerbahçeli özelliğiyle tarihe altın harflerle adını yazdırmış çok büyük bir değerimizdir. Kesinlikle öyle. Burada tabii ayrı bir parantez Saracoğlu ailesine de açmak lazım. Sayın Başkanımız hikayesini anlattı ama dediğimiz gibi konuya girmemize bile izin vermeden büyük bir memnuniyet ve mutlulukla teklifi de kabul ettiler. Ama aynı zamanda isim sponsorumuza da aynı hassasiyetle ve duyarlılıkla yaklaştığı için çok teşekkür ediyorum. Tarihi bir gün 8533 tane kongre üyemizin katılımıyla çok 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 büyük bir teveccühle bugün hem Tüzük Tadil Kongremizi gerçekleştirdik hem de aynı zamanda stadyumumuzun isim değişikliği yetkisini kongrelerimizden almış olduk. Yine buraya gelen Anadolu'nun birçok şehrinden, yurt dışından buraya gelen taraftarlarımız da var. Kendilerine de bu emekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bugünün 9 Eylül'e denk gelmesi de çok anlamlı. Çünkü 9 Eylül 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruzdan sonra 14 gün içinde Büyük Atatürk'ün öngördüğü gibi Kuvayi Milliyecilerin, milli güçlerin İzmir'e girdiği, İzmir'de dalgalanan Yunan bayrağını indirip yerine ay yıldızlı şanlı bayrağımızı çektiği gün, istiklalimizi kazandığımızın 101. yıl dönümü, dolayısıyla böyle bir tarihi güne denk gelmesi de bizi ayrıca gururlandırıyor. Dilerim yönetimin yapacağı girişimler olumlu sonuç verir ve 29 Ekim'de mabedimizin ismi Atatürk olur. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Teşekkür ederiz Can Bey. Biz teşekkür ediyoruz.